Ana haber bülteni Diyar Vindavi ile başlıyor. İyi akşamlar sayın ve değerli seyircilerimiz. Türk Human Uydu Televizyonu'ndan günlük ana haber bülteni ile karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Başbakan Muhammed Şia Sudani El Maidan Maidanına doğru El Saray, Kışla ekseninin de rehabilitasyonu ile temsil edilen Tarihi Bağdat Kenti Rehabilitasyonu projesinin ikinci aşamasının açılışını yaptı. Başbakan Bağdat'taki tarihi şehirler ve illerdeki yeniden inşa kampanyasının da Iraklıların da birleştirici ulusal kimliğini korumaya amacladığını belirtti. İşler Bakanlığı Necef ilinde Qadir Bayramı güvenlik planı başarıya ulaşması için tüm imkanlarının seferber edildiğini duyurdu. İstihbarat bilgilerine göre güvenlik basın hücresi Diyale Operasyonlar Komutanlığı bölgesinde Hemrin Dağları'nda Daesh terör örgütü müfrezelerinin saklandığı önemli bir sığınağında hedef alındığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yetkilisi Josep Borrell, Lübnan Hizbullah ile Siyonist varlık arasında yakın zamanda çıkabilecek bir savaşın konusunda uyardı. Filistin'e gelince Gazze'nin merkezindeki bir sağlık tesisini hedef alan Siyonist bombardımanında çok sayıda Filistinli şehit oldu ve birçoğu da yaralandı. İyi akşamlar sayın seyircilerimiz. Başbakan Muhammed Şia Sudani El Maidan Maidanına doğru El Saray, Kışla ekseninin de rehabilitasyonu ile temsil edilen Tarihi Bağdat Kenti Rehabilitasyon Projesi'nin ikinci aşamasının açılışını yaptı. Açılış sırasında Başbakan, hükümetin bu dosyayı denetleme ve destekleme çabalarının bir parçası olarak projenin 5 aşamada tamamlanmasındaki ilerlemeyi de doğrulayarak, bu önemli yerlerinde Bağdat'ın tarihi yerlerini ve siyasi hayatının da önemli bir bölümünü temsil ettiğini açıkladı. Başbakan Bağdat'taki tarihi şehirler ve illerdeki yeniden inşa kampanyasının da Iraklıların da birleştirici ulusal kimliğini korumayı amacladığını belirtti. Başbakan El-Sudani açıklamasında Kuzey ve Güney Irak'ta tarihi ve antik kentlerin yeniden inşasına yönelik çeşitli projelerin bulunduğunu kaydetti. Bundan önce Başbakan Yeni Sadır Şehir Projesi Yüksek Komitesi toplantısına başkanlık etti. Başbakan projeyi besleyecek elektrik santralinin de yer sorununu da çözmek için Elektrik Bakanlığı'na hızlı bir şekilde ayrıntılı ve kapsamlı bir çalışma sunması talimatını verdi. Başkent Bağdat'taki Nusur Maidanı Köprüleri projesinde tamamlayıcı çalışmalar sürüyor. Irakiye Haber Kanalı muhabiri Muhammed Mehdi El-Cevali ile Şam caddelerini birbirine bağlayan köprünün yapılması için gece gündüz çalışmaların sürdüğünü açıklayarak projenin de önümüzdeki yılın başında tamamen tamamlanacağını işaret etti. Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Yargıç Faik Ziyeden, İçişler Bakanı Abdülemir Eşşemmeri ile Yargı ve Sivil Savunma Müdürlüğü arasındaki ortak prosedürler hakkında görüştü. Toplantıda yangın olaylarının tekrarını önlemenin yolları tartışılarak, sivil savunma yasasını da ihlal edenlerden hesap sorulmasının önemi ele alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önümüzdeki günlerde ülkede toz artışı ve sıcaklıklarda artış olacağını öngörmesi nedeniyle sert iklim sorunuyla karşı karşıyayız dedi. Yarın havanın parçalı bulutlu ve hafif tozlu olacağını, orta ve kuzey bölgelerde sıcaklıkların artacağını belirten müdürlük, çarşamba günü havanın açık, ülkenin tüm bölgelerinde az bulutlu ve hafif tozlu olacağını ve yüksek sıcaklıkların görüleceğini belirtti.
Irak'ta sıcaklık derecesi kaynama noktasına ulaşırken bazı kuzey bölgelerinde birkaç derece daha serin. İnsanlar şiddetli sıcaklık nedeniyle dışarıya çıkmıyor. Irak Meteoroloji Kurulu önümüzdeki günlerin hava durumu tahminlerini yayınlayarak 7 ilde sıcaklığın kaynama noktasına yakın yükseleceğini bildirdi. Tahminlere göre gökyüzü parçalı bulutlu olurken Irak'ın orta ve güney bölgelerinde sıcaklıklar birbirine yakın olacak. Bağdat, Babil, Nisan, Necef, Zikar, Müsenna ve Basra'da sıcaklıklar kaynama noktasına yakın olacak şekilde artacak. Kürdistan bölgesinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üzerinde olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Kürdistan bölgesi ve Irak'ın orta kesimlerinde sıcaklık derecesinin bir miktar düşeceği belirtilirken, Irak'ın güneyinde yüksek sıcaklıklar ve hafif toz taşımının görüleceği aktarıldı. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte Kerkük'ün de uzun saatler boyunca elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu durum elektrik arzanında yetersizliğinden dolayı Kerkük sakinlerinin de rahatsız olmasına neden oluyor. Elektrik sıkıntısı şehrin çoğu sakini için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte Kerkük ilinde uzun saatler boyunca elektrik kesintileri yaşanıyor. Bu durum elektrik arızasının yetersizliğinden dolayı Kerkük sakinlerinin rahatsız olmasına neden oluyor. Elektrik sıkıntısı şehrin çoğu sakini için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Karabağını adını getirmemem. Karabağımın hiç yoktu. Günde yani bir saat, bir buçuk saat geldi. Hiç yoktu yani. Birdenbire karabağın zifini çıkardılar. Bir halletsinler bizim için. Yani hiç olmaz böyle yani. Günlük kamiliyen bir buçuk saat, iki saat gelip yani bu iki saatte ne desem bu karabada? Molde de yetişmeli. Yetişmeli işletsin. Karaba ben neden olanı? İndiye kimi ben karabadan bir şey görmemişim. Yani aynen yaz oğlu. Bakasan karaba harap oğlu. Biz baharda karabamızdaydı. O da ne müberde işletirse ne yeter. Kış günü soğuk oğlu aynen karaba harap oğlu. Yani var evde uşak var, var evde hasta var, var evde ömürlü adam var, var evde muak var. Yoktu abi, çaresi hiç yoktu. Yani bir ajdaha memleketi, ümmet alem. İndi haliyen karabalara hepsi 24 saat ihtifal edirler, karaba sönmekte. Diğer vatandaşlar ise merkezi ve yerel hükümetten elektrik kesintisini telafi etmek için özel jeneratörler için yakıt sağlanmasını talep etti. Eyvallah hükümete bize gidinlerse, bize eşitse razı oluruz. Yani Allah bize halimize rahmet etsin. Fakir ve ne zengin ne zengin parası var. Edebilir 10 amper çeksin, 15 amper bez fakir ne inasın. Nasıl bir seslendim? Hepsine seslendim. Bana kim geldi? Bir de billahsın bizim. Bir şey etsin bizim için. Karabağ'ı halletsin bizim için. Uzun yıllardır Irak genelinde ve özellikle de Kerkük'te elektrik durumu geçen hükümetler tarafından çözülmeden kalmıştır ve tek zarar gören vatandaşlar olmuştur. İçişler Bakanlığı Necef ilinde Kadir Bayramı güvenlik planını başarıya ulaşması için tüm imkanların seferber edildiğini duyurdu. Sınır Kuvvetleri Komutanı ve Güvenlik Komitesi Başkanı Korgeneral Muhammed El Saidi, İçişler Bakanlığı'nda ister güvenlik, ister istihbarat çalışmaları, isterse trafik alanlarında olsun, bakanlığında tüm yönlerini, imkanlarını ve kaynaklarını tahsis ettiğini söyledi. İstihbarat bilgilerine göre güvenlik basını hücresi Diyale Operasyonel Komutanlığı bölgesinde Hemrin Dağları'nda Daesh terör örgütü müfrezelerinin de saklandığı önemli bir sığınağı hedef aldığını duyurdu. Hücre yaptığı açıklamada sığınağında 3 terör unsurunu barındırdığını belirterek buranın Irak F-16
savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen yakıcı hava saldırısıyla hedef alındığını ve ankaz haline getirildiğini kaydetti. Başbakan Danışmanı Milletvekili Halil Said El-Mevla, Telefali ilçesine bağlı sorunlarla ilgili birçok talabı Başbakan Muhammed Şiyah El-Sudani'ye yetiştirdiğini ifade etti. Uzarlandık. Ahir likam iki muhvar idi. Bir muhvar Naciyat-ı Türkmaniyet'ten ötraydı. Naciyat El-Eyziydiye ve Şebek. Bunlar var idi Naciyat-ı Türkmaniyet'i bilen birçok bacılarımızdan. Seyladımdık dedim tara manatımız var. Kanunda insaf olum tülla Türkmen ve şebek ve mesih. Fesliyorum ona iki fakaraydı teadiller. Fakara talita evvelen, fakara taniye madde taniyen. Bunlardık verdim mektubun devleti reisi l-uzara. Silaştırdık Türkmaniyetler, muanetlerin. Yarıştık devleti reisi l-uzara. Mütfaaldı bu kadıyada. Bu inşallah akıvalar. Bir gayr muhvarım var idi liqa infiradi reisi l-uzara'nın. Kaddimladık tlafarım bildiği iski muhafazasından. İnşallah bu da oturmam kum küt rahatsa kütel itar tensiqi kum sinan oturmam yani abadinan amrinan seyidil khazalinan seyidil malikinan kum sinan oturmam kum sıdık inşallah bu şedadla yer bu umurduk bir gher fakara var idi teşkil liva mine şurta ile ittihadiye bildiğiniz kimi 2020'de ila 21 من قدم لازم رئيس الوزراء الأسبق دكتور عادل عبد المهدي وافق لهذا ووزير الداخلية الأسبق ياسين الياسري وقائد الشرطة الاتحادية من داخل يضرب المرحلة بس حكومة عادل عبد المهدي استقال بيرد قال إن حكومة الكاظمي كورونا ولد انتخابات مبكرة ولد من خبر تدخل سياسي ولد درغز دلوزن للأسف فإن شاء الله من عند فعلاتك مرحلة تانية أخا بيردم دولة رئيس الوزراء مكتوبا نادذ معرقلات ونادذ حلول إن شاء الله بير بغير موضوع واردة مساجد والحسينيات جوردويس كم أفاردم بتوجيه من دولة رئيس الوزراء من مكتب رئيس الوزراء جيتو برلجنة برئاستي جرد مفصل أهلدم بردان ديوان وقف الشيعيدان سنجار وتلع فرنا وارث المساجد والحسينيات فجران بس داعش الإرهابي دان من نار خمسة باردم رئيس صندوق الإعمار دكتور سعد الجبورين أنا أطردوك رأسا في اللحظة وجه لهذا الكتاب إلى سيد محافظ فمن نار بردن سيليم سيطلة فر من لاثنا إن شاء الله من نار إدراج والله إن في طور الإدراج يعني مسجل وصن أول ما صن تحت الديوان أو وقف الشيء أو أي مسألة صندوق الإعمار وزلار النفذ إن شاء الله Parlamento İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Kerkük Operasyon Komutanı ile ilin güvenliği ve kanun kaçakçılarının da takip edilmesi konusunu görüştü. Görüşmede Kerkük'ün güvenliğini bozmaya çalışan herkesi demir yumrukla vuracağız söyledi. Türkmen Milletvekili Erşet Salihi, iyalette güvenlik durumundaki gelişmeleri görüştü. Kerkük Operasyonları Komutanı tüm General Salih Harazi ile bir araya geldi. Kerkük İl Meclisi üyesi Ahmet Ramzi'nin de katıldığı toplantıda mevcut güvenlik koşulları ve Kerkük'ün karşı karşıya olduğu zorluklar, özellikle de valiliği istikrarsızlaştırmaya çalışan suç çeteleri ve terör gruplarının oluşturulduğu tehditler gözden geçirildi. Toplantıda Salihi, Kerkük'ün merkezindeki mevcut güvenlik planlarının yeniden gözden geçirilip sahadaki gelişmeler doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini, operasyon komuta rolünün güçlendirilmesi ve federal güçlerinin önemini vurguladı. Öte yandan Salihi, güvenlik ve düzeni kontrol etme ve yasa dışı unsurları takip etme konusundaki varlıkları ve rolleri, Kerkük'ün güvenliği ve istikrarı konusunda daha fazla endişe duyduğumuzu ve bazı tarafların siyasi hedefler için pozisyonlarımızı çaptırma gelişmelerini kınadığımızı söyledi. Federal güçler gurur kaynağımız olmaya devam edecek. Tüm General Salih Harazi ise Kerkük Operasyon Komutanlığı'nın valilikteki güvenlik ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlılığını doğruladı ve komutanlığın güvenlik planlarını mevcut zorluklara uyacak şekilde
güncellemeye çalıştığını dile getirdi. Uluslararası haberlerde ise Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yetkilisi Josep Borrell, Lübnan Hizbullah ile Siyonist varlık arasında yakın zamanda çıkabilecek bir savaş konusunda uyardı. Borrell, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede Lübnan'da kapsayacak yeni bir savaşın patlak vermesiyle tehlikeyi daha da büyütmek için değil, yardımın halka ulaştırılması için Gazze'de acil ateşkes sağlanması gerektirdiğini söyledi. ABD Genel Kurmay Başkanı, Lübnan'a yapılacak herhangi bir Siyonist askeri saldırının yansımaları konusunda uyardı. Bu savanede Afrika Savunma Bakanlarının da katıldığı bir konferansa katılırken, savaşın patlak vermesinin de savaş alanının da genişlenmesine yol açacağını vurgulayarak Hizbullah'ın sınırın ötesine fırlatılırsa geri püskürtülmesi zor olacak kısa menzilli füze yeteneklerine sahip olacağına dikkat çekti. Lübnan Hizbullah'ı işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Metula bölgesi civarında Siyonist bir askeri aracı hedef aldı. Hareket yaptığı açıklamada güdümlü füzelerle gerçekleştirdiği operasyonunda doğrudan isabet sağladığını ve Siyonist düşman aracının da imha edildiğini, içindekilerin de ölü ve yaralı kaldığını söyledi. Filistin'e gelince Gazze'nin merkezindeki bir sağlık tesisini hedef alan Siyonist bombardımanında çok sayıda Filistinli şehit oldu ve birçoğu da yaralandı. İşgal uçakları Rafah şehrinin batısındaki Suud mahallesindeki konut binalarını havaya uçurmanın yanı sıra Han Yunus'un çeşitli bölgelerindeki vatandaşlara rastgele ateş ederken El Zeytun mahallesinde de şiddetli bir baskın düzenledi. Siyonist işgal güçleri ayrıca Ramallah'ın doğusundaki Silvad ve batısındaki Kıfır Nima kasabalarına yönelik baskınlar sırasında 59'da doğrusu Filistinli'yi hedef alan büyük bir tutuklama kampanyası başlattı. Medya kaynakları işgal güçlerinin de vatandaşların da evlerine baskın yaptığını, içindekileri tahrip ettiğini ve onlara kötü davrandığını, bunun da gencilerin de kışkırtarak İşgalciler ile karşı karşıya getirdiğini de, bunun da Siyonistlere onları tutuklayıp soruşturmaya götürmek için bahane sağladığını açıkladı. Siyonist saldırganlığının da suçlarına yanıt olarak Filistinli direniş grupları, Rafah şehri batısındaki Tel el-Sultan mahallesinin de güneyine giren bir işgal gücüleri topluluğunu füze bombardımanlarıyla yok ettiklerini duyurdu. Direniş savaşçılarının da Gazze şehrinin güneyindeki Metrazzarim eksenindeki Ar-Raşid Caddesi üzerindeki Siyonist işgal askerlerinin de mevzisine havan toplarıyla hedef aldığını bildirdi. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik sıfırlaştırılmış doğal gazın yeniden ihracat yasağında içeren 14. yaptırım paketini kabul etti. Avrupa Birliği Rusya'ya yönelik sıvılaştırılmış doğal gazın yeniden ihracat yasağını da içeren 14. yaptırım paketi kabul etti. AB Konseyi Rusya'ya yeni yaptırımlar içeren 14. paketin resmen kabul edildiğini açıkladı. Açıklamada yeni paketle mevcut yaptırımlardaki kanuni boşlukların kapatılacağı yaptırımların çevresinden dolaşmanın zorlaşacağı ve enerji alanına yeni tedbirler getirileceği belirtilerek paket Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit eden eylemlerden sorumlu 116 kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin yanı sıra çeşitli sektörel tedbirler içeriyor ifadesi yer aldı. Rusya, LNG'nin
üçüncü ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılmasının önleneceği kaydedilen açıklamada AB Rus LNG'sinin AB topraklarında yeniden yükleme hizmetlerini yasaklayacak değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada AB yaptırımlarının atlatılmasını engelleyecek yeni tedbirlerin de alındığını, Rus askeri sistemlerinin gelişimi için önemli olan malların üçüncü ülkelere ihracatında tespit mekanizmaları getireceğini kaydedildi. AB Konseyi, Rusya'nın Merkez Bankası'nın kısıtlayıcı önlemlerin etkisini ortadan kaldırmak için geliştirdiği özel bir finansiyel mesajlaşma hizmeti olan finansiyel mesajların aktarımı sisteminin SPFS kullanımı yasaklamaya karar verdi. İfadesi yer alan açıklamada AB operatörlerinin Rusya dışında SPFS kullanan özel olarak listelenmiş kuruluşlarla işlem yapmasının da yasaklanacağı belirtildi. Açıklamada Rusya'ya katkıda bulunan bazı gemilerin AB limanlarına erişiminin yasaklanacağı belirtildi. Rusya'ya hem sivil hem askeri teknoloji sağlayan 61 şirketin listede işaret edilen açıklamada bazıları 3. ülkelerde bulunan söz konusu şirketlerin daha sıkı ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacağına da dikkat çekildi. Haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Mehmet Şia Sudani El Maydan Maydanına doğru El Saray Kışla Ekseninin rehabilitasyonu ile temsil edilen tarihi Bağdat Kenti rehabilitasyon projesinin ikinci aşamasının açılışını yaptı. Başbakan Bağdat'taki tarihi şehirler ve illerdeki yeniden inşa kampanyasını Iraklıların birleştirici ulusal kimliğini korumaya amaçladığını belirtti. İçişler Bakanlığı Necef ilinde Agadir Bayramı güvenlik planında başarıya ulaşması için tüm imkanlarının seferber edildiğini duyurdu. İstihbarat bilgilerine göre güvenlik basın hücresi Diyala Operasyonlar Komutanlığı bölgesinde Hemri'nin dağlarında DAEŞ terör örgütü müfrezelerinin de saklandığı önemli bir sığınağın hedef alındığını duyurdu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası yetkilisi Josep Borrell, Lübnan'ın Hizbullah ile Siyonist varlık arasında yakın zamanda çıkabilecek bir savaş konusunda uyardı. Filistin'e gelince Gazze'nin merkezindeki bir sağlık tesisini hedef alan Siyonist bombardımanında çok sayıda Filistinli şehit oldu ve birçoğu da yaralandı. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.